Efendim hoş geldiniz. Ortalık birbirine girmiş bir gece vakti İstanbul'da. Mutlaka okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur bir yerlerde büyük İstanbul yangınlarıyla alakalı bir şeyler. Konaklardan birinde ya mangal devrilmiş ya ocak sönmemiş bir şekilde bir yangın çıkmış. Havada rüzgarlı yangın hızla İstanbul'a yayılmaya başlamış. İşte o konaklardan birinde varlıklı sayılabilecek bir aile oturuyormuş ve o konağı da yangın hızlı bir şekilde sarıp sarmalamış. Uykularından uyanan konak sakinleri kendilerini bir şekilde dışarı atmaya fırsat bulmuşlar. Kimileri bulamamış bilmiyoruz ama biz daha çok o konakta yangın vesilesiyle yatağından fırlayan genç kızın hikayesiyle ilgileniyoruz. Zira o hanımefendi 18 yaşlarında bir genç kızmış ve o gece kıyafetiyle kendini son anda konaktan dışarı atmış. Sokaklarda hızlı bir şekilde koşuyor ve yangından korunabileceği korunaklı bir taş bina arıyormuş. Biliyorsunuz taş binalar Osmanlı'da genelde devlet binaları, medreseler, camiler olurmuş. Ecdat kendi oturacağı evleri hep tahtadan yapmış. Ama sadaka-i cariye olsun için ya da devletin bekasına ilişkin, devletin bekasıyla ilgili olan binaların hepsini taştan yapmışlar. Böyleymiş bizim ecdadımız. Neyse o genç kız gece sokaklarda alevlerin arasında koşarken bir medreseye denk gelmiş. Medreseden içeriye girmiş, bakmış ki küçük küçük hücreler ve o hücrelerden birinin içinden bir mum ışığı görmüş. Kapıyı çalmış. O hücrenin içinde gencecik bir delikanlı, bir molla rahlesinin başında ilim öğreniyormuş. Kapıyı açtığında karşısında 18 yaşında üstünde geceliyle bir hanımefendiye rastlayınca kendisi de çok şaşırmış. Başını öne eğmiş, buyurun demiş. Hanımefendi demiş ki, duymadın mı İstanbul yanıyor, ben kendimi evimden zor dışarıya attım. Senden istirham etsem buraya sığınabilir miyim? Bu soru karşısında delikanlı ne diyeceğini şaşırmış. Çünkü kendisi bir molla, bir medrese talebesi, rahlenin başında ilim öğreniyor. Demiş ki olmaz, buraya sığınamazsın. Çünkü bu doğru değil. Gecenin bu vaktinde siz genç bir hanımefendisiniz, ben genç bir delikanlıyım. Üstelik burası medrese, burası bizim ilim tahsil ettiğimiz yer. Demiş ki nasıl olur ya? Yani demiş bunun hiçbir yolu yok mu? Beni böyle terk mi edeceksin? Dışarıda her yer yanıyor. Burası taş bina, müsaade et bari sığınayım şu kenarda. Kimseye bir zararım olmaz falan deyince delikanlı tamam demiş. Hanımefendi, o genç kız girmiş. Demiş ki bak şurası döşek, şurası yatak. Buraya uzanabilirsin. Ben de sırtımı sana doğru dönerim. Dersimi çalışmaya devam ederim. Genç kız oraya yatmış, uzanmış. Yorganı da üstüne çekmiş. Böyle yorganın ucundan da gözünün ucuyla delikanlıyı süzüyormuş. Hani nedir ne değildir belli olmaz. Kendini güvende hissetmek için. Delikanlı mum ışığında dersini çalışmaya devam ederken bir ara serçe parmağını ateşe doğru uzatıp bir süre tutup çektiğini görmüş genç kız delikanlının. Aradan bir zaman geçmiş, delikanlı bu sefer öteki parmağını mum ateşine tutuyor, sonra hızlıca elini tekrar ateşten çekiyormuş. Kız durumu anlamış, tabii orada yani birbirine helal olmayan bir hanımefendi ve bir beyefendi bir hücrenin içinde şeytan ve nefis vesveseyi veriyor. Ve şeytan delikanlıya her vesvese verdiğinde çocuk, öyle mi? Demek döneyim ve ona yaklaşayım istiyorsun değil mi? Bunun sonunda cehennem var. Hadi nefsim seninle bir pazarlık edelim. Şu ateşe dayanabiliyorsan o zaman git ve sana sığınan bu kıza yanaş. Ama bu ateşe dayanamıyorsan ne olur artık daha fazla devam etme diye. Önce serçe parmağını, sonra yüzük parmağını, sonra orta parmağını, sonra işaret parmağını derken sabah ezanı okununcaya kadar o delikanlı bütün parmaklarını o mum ateşinde yakmış. Sabah olduğunda hanımefendi uyanmış. Demiş ki nerede oturuyorsanız size oraya kadar eşlik edeyim. En azından güven içerisinde ailenize teslim ettiğimden emin olmak isterim demiş. Ve çıkmışlar yola. Kız geceliğinin üstüne bir battaniye gibi bir şey sarmış ve beraberce yola koyulmuşlar. Kızın oturduğu konağa gittiklerinde konağın artık viran olduğunu, artık küllerin havaya uçuştuğunu ama ailesinin sağ salim o konağın önünde beklemekte olduğunu görünce kız hızla gitmiş, paşa babasına sarılmış. Varlıklılarmış ve asil bir aileymiş. Ondan sonra demiş ki babacığım sizi bu beyefendiyle tanıştırmak isterim. Onun hücresine sığındım ben gece boyu ve orada güvende kaldım.
Paşa dönmüş demiş ki, teşekkür ederim delikanlı demiş, elini uzatmış. Allah senden razı olsun demek için genç delikanlı da elini uzattığında paşa delikanlının bütün parmaklarının simsiyah yanık içinde olduğunu görünce sizin orası da mı yandı? Sizin yani nasıl oldu eliniz böyle hepsi simsiyah deyince delikanlı demiş ki yok bizim orası yanmadı ama bu uzun hikaye anlatmak istemiyorum. Önemli değil, kızınıza kavuştunuz ya, gerisi önemli değil. Ben müsaade istiyorum deyince kız lafa girmiş. Demiş ki, babacığım, o beyefendiyle biz aynı odadaydık. O sırtı bana dönük sabaha kadar ilim tahsil etti. Ben de arkasındaydım. O sırayla sabaha kadar bütün parmaklarını ateşe tuttu. Nedeni neyse size anlatmama gerek yok. Siz anlamışsınızdır zaten babacığım deyince paşa babası dönmüş ve delikanlıya demiş ki, delikanlı, senin gibi genç, bu zamanda çok zor bulunur. Ben Allah'ın emri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavliyle kızımı sana veriyorum. Eğer kabul edersen, kızımın da gönlü varsa sizi nikahlamak isterim demişler. Hikaye böyle bitmiş. Bu hikayenin o parmaklarını yakan kahramanın Çanakkale kahramanlarından Cevat Paşa olduğu rivayet edilir. Şimdi günümüzde bakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız var ve hızlı hızlı kaydırıyoruz. O parmaklarımızla yapıyoruz bunu. Her kaydırdığımızda neyle karşılaşacağımızı bilmeden yapıyoruz bunu. Ve türlü türlü suretler, türlü türlü videolar ve türlü türlü içeriklere muhatap oluyoruz. Mübarek Ramazan ayı geldiğinde oruç tutmaktan sadece anladığımız yeme içmeden kendimizi men etmekse, isterseniz orucu zihnimizde ve gönlümüzde nasıl tanımladığımıza dair oturup birazcık kafa yoralım, ne dersiniz? Aslında o gün, o çağda o parmaklarını yakmak için, parmaklarını yakarak günahtan uzak duran delikanlının bugüne bize, sosyal medyada bu parmaklarla videoları kaydıran bize vermek istediği bir mesaj yok mu sizce de? Bugün bunu birazcık tefekkür edelim isterim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz yeniden. Bugün çok kıymetli bir büyüğüm bizlerle beraber olacak. Allah nasip ederse. Onunla da aslında birazcık bunu konuşacağız. Modern zamanlarda bir Müslüman olarak nasıl var olabiliriz? Nefis kontrolü dediğimiz şeyi nasıl sağlarız? Aynı ayeti kerimeyi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da okumuştu. Biz de okuyoruz. Fakat onu Hazreti Ebu Bekir yapan ve bizi bir adım öteye götürmeyen şey ne? Eksiklik ayeti kerimede sümme haşa tabii ki değil. Ama nerede kaybediyoruz? Bunu birazcık anlamaya, tefekkür etmeye çalışacağız. Yeniden her biriniz laf olsun için değil, hakikaten canı gönülden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeniden hoş safa geldiniz efendim. Birkaç gündür tekrar ediyorum. Bugün de söylemekte fayda var. Acaba bizim buralara da bahar gelir mi diye beklerken havalar fena halde değişti ve ciddi bir soğuk oldu burada Gaziantep'te. Asistan arkadaşım diyor ki, abi içlik getirmedin mi? Ya dedim, insan Antep'e giderken içlik mi götürür? Aklımın ucundan bile geçmedi ama işte neye niyet, neye kısmet. Böyle havalar soğudu ama son 2-3 gün diyorlar. Eminim sizin oralarda da öyledir. 2-3 gün sonra artık baharı yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız. Bugünkü misafirimiz, konuğumuz Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyelerinden psikolog doktor Mehmet Dinç hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız canım efendim? Hamdolsun. İyiyiz Bekir abi, siz iyi misiniz? Bizler deyiz, şükürler olsun. Allah şükürden aciziz. Sizi burada görmek çok güzel ve ben sizin sohbetinizi özlüyorum. Gerçekten özlüyorum çünkü o kadar istifade ediyorum ki. En son Peynir Gemisi programında muhterem hocam misafir ettiğimizde şöyle bir şey demişti. Çok hoşuma gitti ve her yerde de bunu anlattım. İnsan kalbiyle alakalı ya da ne bileyim metabolizmasıyla alakalı bir rahatsızlığa düçar olduğunda doktora gider ve doktor ona diyet önerir. Fakat insan demiştiniz sadece bedenden ibaret değil, aynı zamanda ruhtan ibaret. Kesinlikle. Bedenine gireni, ağzından gireni kontrol ediyorsa eğer bedeninin sıhhati için, ruhunun sıhhati için de gözünden ve kulağından girenlere bir diyet uygulamalı demiştiniz. İsterseniz buradan başlayalım. Hemen açılışta ifade etmeye çalıştım. Ramazan-ı Şerif geliyor, gidiyor, namaz vakitleri giriyor, çıkıyor Mehmet Hocam. Bunu program için sormuyorum. Gerçekten dert edindiğim için soruyorum. Bundan geçen Ramazan yine bu işi yapıyordum. Ondan önceki Ramazan da böyleydi. Bir süre sonra insan kendine şunu sormaya başlıyor. Yani Ramazan geliyor, gidiyor, benzer şeyler konuşuyoruz. Acaba değiştiriyor mu Ramazan bizi? Yoksa hep kısır bir tekrarın içinde deveran mı ediyoruz? Mübarek Ramazan'da eksilen hiçbir şey yoktur eminim. Asr-ı Saadet'te gelen Ramazan neyse, Ramazan günü Bedir'e çıkan ashabın Ramazan'ı neyse, bugünün Ramazan'ı da o.
Ama ne değişti? Bir şeylerin değiştiğini çok fark ediyoruz. Evet. Nerede kaybettik Mehmet Hocam? Efendim bizim dilimizde harikulade bir kelime var. Bu kelimenin ben karşılığı başka dillerde var mı bilmiyorum doğrusu ama benim çok hoşuma gidiyor. Gün görmüş kelimesi. Gün görmüş kelimesi insan için kullanılıyor. Kedi için kullanılmıyor. Gün görmüş kedi diyemiyoruz ya da ağaç için kullanılmıyor. Ama insan için gün görmüş kelimesi kullanılıyor. Gün görmek, o iş anı yaşamak, o zamanın içinde bulunmak insanın daha bir rafine insan, daha bir olgun, daha iyi yapması lazım. Öyle olursa gün görmüş insan oluyor. Öbür türlü günler geçip gidiyorken, aylar uçup kaçıyorken biz hiçbir şey öğrenemiyorsak, hiçbir şey geliştiremiyorsak kendimizde büyük sıkıntı. Luis Aragon'un çok güzel bir şiiri vardır. Der ki, bunca yıllık yolculuğun sonunda dönüp bana anlattıkların, evinin taraçasında oturmuş bir insanın aklına gelebilecek şeylerse, ne anlamı var bunca yolculuğun? Vay diyor. Ne kadar güzelmiş ya. Şimdi bir ömür yaşıyoruz. Saniyelerimiz var, dakikalarımız var, aylarımız, yıllarımız var ama daha da önemlisi Ramazanımız var. Kadir gecemiz var, Recep ayımız var, Şaban ayımız var, çok kıymetli zamanlarımız var. Bütün bunlar geçtikten sonra dönüp anlatacak bir hikayemiz yoksa ne anlamı var bu yolculuğun? Evet. Şimdi tasavvufta şöyle bir ifade vardır, beni çok etkiliyor. Diyor ki, iki tane şehir var diyor. Biri içinde yaşadığımız şehir, ikincisi içimizde yaşayan şehir. İçinde yaşadığımız şehri ne kadar imar edersek iyi. Ama asıl olan bizim sorumluluğumuz içimizde yaşayan şehri imar etmek. Bu anlamda da içimizde yaşayan şehrin bir durumuna bakmamız lazım. Bir duvar yazısı görmüştüm. Diyor ki, gittiğim yol yol değil biliyorum ama manzarasını seviyorum. Güzel. Şimdi şöyle kendimize dönüp baktığımızda gittiğimiz yol yol mu aşağı yukarı anlarız. Zaten bu dönemin en büyük problem bilmemek değil, yapamamak. Herkes her şeyi biliyor. Şöyle içimize dönüp baktığımızda, hayatımıza bir nazar ettiğimizde, gittiğimiz yol yol mu, yoksa manzarasını sevdiğimiz için, konforlu geldiği için, rahatımız kaçmasın için mi bu yoldan gidiyoruz, aşağı yukarı anlayabiliriz. Şöyle bir genel muhasebeye ihtiyacımız var. Bu muhasebenin sonucunda da ters giden bir şeyler fark ediyorsak, şu içimizde yaşayan şehri imar etmek noktasında, o zaman da hiç ümitsizliğe kapılmadan harekete geçmek lazım. Bu pandemi dönemi bize birçok şey öğretti. Benim dikkatimi çeken verilerden bir tanesi şu. İnsanlar hastalık konusunda en çok tedbire çocukları için uyuyorlar. Sonra yaşlarla ilgili uyuyorlar. En son kendileriyle ilgili uyuyorlar. Dünya genelinde mi? Dünya genelinde. Dünya genelinde. Bütün dünyada en çok çocuklarla ilgili tedbirler uyuluyor. Sonra yaşlara ihtimam gösteriyorlar, en son kendilerine gösteriyorlar. Bu sadece pandemiyle alakalı değil, hayal noktasında da aynı bakıyorum. Umut noktasında da aynı bakıyorum. Dikkat noktasında da aynı bakıyorum. Yani bir insan çocuğuyla alakalı çok hayaller kuruyor, çok emek veriyor, çok gayret gösteriyor. Veya anne babasıyla alakalı bir hizmette bulunuyor, fedakarlıkta bulunuyor. Ama umut ve hayal noktasında kendisine baktığımızda kendisi biraz daha zayıf kalıyor. Ya da kendi hayatıyla alakalı hizmet ve fedakarlık yapmak gerektiği konusunda orada biraz sınıfta kalmak söz konusu. O yüzden gittiğimiz yol yol mu tespitini yaptıktan sonra bir sıkıntı görürsek, çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki, yanlış otobüse bindiysen son durağa kadar gitmek zorunda değilsin diyor. Bir an önce in ondan. Bir an önce in. Evet. Ne kadar erken inersen o kadar iyi. Ramazan, yanlış yere giden otobüsten inmek için harikulade bir fırsat. Yani insan çünkü dünden bugüne değişmek için sebepler arıyor. Sebepsiz hiçbir şey olmuyor. Bu dünyada her şey sebep üzerine halkedilmiş. O yüzden sebepsiz bir şey olmuyor. Bir şeyden dolayı böyle oldu demek, insan mantıkla çalışıyor. Bir şeyden dolayı böyle yaptım, bir şey oldu da böyle oldu demek zorunda. Dünden bugüne ben bir şey değiştireceksem bir sebep arıyorum. Ben şimdi lise döneminde kitap okumayı çok seviyordum. Bir kitap fuarına gittim. Kitap fuarını geziyorum. Önceden de liste yapmışım abi. Önceden bu kadar kitap bol değil, kitap almak bu kadar mümkün değil falan. Liste yapıyorum, o kadar param var, o kadar kitap alacağım. Gezerken şöyle listedeki kitapları ararken bir kitap gözüme ilişti. Hemen aldım, baktım çünkü kitabın üzerinde şöyle yazıyor. Dünyayı değiştiren konuşmalar.
Hemen arkasına baktım, öğrenci refleksi bayağı pahalı. 3-4 tane kitaptan vazgeçmem lazım buradan. Geçeyim mi, geçmeyeyim mi? Dedim ki vazgeçeyim ben buradan. Bu dedim dünyayı değiştirdiğine göre beni ne kadar değiştirir? Aldım, başladım birinci konuşmayı okumaya. Bir şey yok. Ay. İkiyi okudum, bir şey yok. 3, 4, 5, 10 bitti kitap, bende bir şey yok. Allah Allah dedim, ya bende mi problem var? Bu kitap dünyayı değiştirmiş, beni niye değiştirmiyor? Sonra baktım ki bir kitap, bir konuşma, bir söz, bir film, bir insan, insanın hayatını değiştirebilir. Ama insanın ona hazır olması, kalbini ve zihnini açması lazım. Öyle olursa dünyanın en kötü kitabı olsun, en kötü konuşması olsun insanı değiştirir. Ama insan kalbini ve zihnini açmazsa, en iyi konuşmayı da yapsak hiçbir şey değişmez. Şimdi mesela biz bugün konuşuyoruz burada. Hı hı. Ben dünyanın en kötü konuşmasını yapayım. Ama izleyenlerimiz kalplerini, gönüllerini açsınlar, hayatlarını toparlamakla alakalı, o dertlerini taze tutsunlar, içlerindeki şehri imar etmekle alakalı. Hı hı. Değişir mi? Birçok şey değişir. Bir sürü şey değişir. Ama dünyanın en güzel konuşmasını yapsam ki yapamam, ama kalp, gönül açık değilse o zaman bir şey değişmez. Ramazan bunun için çok iyi fırsat. Yani o yanlış yere bindiğiniz otobüse, diyor mu, yanlış yöne gidiyorsa son durağa kadar gitme ve burada in. Evet, mübarek Ramazan'ın bunun için çok iyi bir fırsat olduğunu aslında idrakindeyiz. Ama sanki şey gibi geliyor bana hocam, katılır mısınız bilmiyorum. Hani herkes eski Ramazanlardan dem vuruyor ama bu aslında bir özlemden çok bir kaçış. Manevrası tabii gibi. Yanılıyor muyum? Tabii. O dönmeyecek belli bir şey o. Evet, yani neden o zaman herkes bundan dem vuruyor? Diyorlar ki, bir yerde okumuştum, özlediğiniz eski Ramazanlar değil, gün sayısı aynı, saat sayısı aynı, orucun tabii, kuralları tabii, aynı. Tabii. Özlediğiniz o eski safiyetiniz, daha günahsız haliniz, doğru, aileniz belki, doğru, yoksa orada Ramazan'a dair özlenen bir şey yok. Neden değiştirmiyor Ramazan bizi? Yani Ramazan değiştirmez mi demek istiyorsunuz? Bizim mi değişmemiz lazım? Biz, Ramazan biz izin verirsek değiştirir. Ha. Yani şöyle bir şey, ben de dünyanın en iyi cep telefonu var. Yanımda da harikulade büyük bir verici var. Ben telefonu açmazsam o verici ulaşmaz. Nasıl açacağız bu telefonu? Ramazan'da bence birincisi bir durum tespiti yapmak lazım. Yani o gittiğim yol yol mu meselesine, kendi kalbimize razı geleceğimiz bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Gittiğim yol yol mu konu sorusunu ciddi soralım kendimize. Hmm. Şimdi geçen gün bir büyüğümüzle konuştum. Terapiler hakkında konuştum. Bana çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki, Mehmet dedi, siz çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Hı hı. Çünkü modern dünya insanı dedi, kendi kendine tefekkür etme gücünü, imkanını kaybetti dedi. Sizinle konuşarak hiçbir şey olmasa kendi kendine tefekkür ediyor. Bu bile büyük bir kazanç. Bu bile büyük bir kazanç. Şimdi hakikaten bu büyük bir mesele, insanın kendi kendiyle alakalı tefekkür etmesi, kendi hayatını düşünmesi. Necip Fazıl diyor ya, yetiş ey varlık muhasebesi diyor. Evet. Varlık muhasebesi yapmamız lazım. Şimdi meşhur bir hikaye vardır. Siz de anlatmıştınız yanlış hatırlamıyorsam. Bu aborjinlerin başından geçen batılı biri aborjinlerin hayatına giriyor. Onların hayatını yazacak. Hı-hı. Ondan sonra beraber yolculuk yapıyorlar. Bu her şeyi yazıyor. Şurada oturdular, burada kalktılar, şunu yediler, bunu içtiler diye. Fakat bir şeyi yazamıyor. Yazamadığı şey şu, bunlar duruyorlar. Gidiyorlar, duruyorlar. Niye duruyoruz? Oturuyor muyuz? Yok. Dinleniyor muyuz? Yok. Yemek miyiz? Yok. Ne oluyor? Bilmiyor. Duruyorlar, biraz sonra hareket ediyorlar. En son reislerine gidiyor, diyor ki, reis diyor, niye duruyoruz diyor. Reisin cevabı çok ilginç. Diyor ki, bedenlerimiz çok hızlı hareket ediyor, ruhlarımız geride kalıyor. Of, çok iyiymiş ya. Biz diyor, ruhlarımızı bekliyoruz, bize 3 soruyu hatırlatsın diye. Nedir o? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Amaç neydi? Amaç ne? Niçin bu yolculuğu yapıyoruz? Ne kadar güzelmiş ya. Nefis. Şu mu? Geçen buna dair bir açıklama okumuştum hocam. Diyor ki, giriş kısmı 40 saniyeden uzun süren hiçbir müzik dinlenmiyor. Hmm. Total boyutu 2,5 dakikadan uzun olan çok az video izleniyor. Evet. Şimdi mesela Instagram'a bakıyorsunuz, story'leri var ya da reels yapıyor. 1 dakikayla mahdut. Aynısını YouTube'da yapıyor. 1 dakikalık içerikler üretmenizi istiyor. Ve bunların arasında hızlı geçiyor. Şimdi bakıyorsun, 1 dakikadan uzun bir videoya bile tahammülü yok. Evet. Yemek diyorsunuz, fast food koymuş adını, bir an önce yiyor. Dinlenen müzik türüne bakıyorsunuz, rap diyor
Ve insanlar şöyle methediliyor. Bu diyor var ya saniyede 3 kelime rap yapabiliyor diyor vesaire. Yani şu Hayati Hoca'nın bir tespiti çok hoşuma gider. Arabanın içerisinde koca koca hoparlörler takıp sesini sonuna kadar açan genç müziği daha iyi dinlemek için yapmıyor. Çünkü o müzik öyle dinlenmez zaten. O sadece gürültüye dönüşür. Asıl bunu yapmasının nedeni içindeki sesi susturmaya çalışmasıdır diyor. Çok doğru. Demek ki içimizde itiraz eden, kafa kaldırmaya çalışan, tabii, ya bir saniye ben de bir şey söylemek istiyorum diyen bir şey var. Ve biz bunu ama müzikle, ama sosyal medya bağımlılığıyla, ama kariyerle, ama işle susturuyoruz ve bastırıyoruz. Evet. Bu sesi nasıl duyacağız peki? O yani muhasebeye oturduk Ramazan'ın başında, evet ben bu yaşıma kadar namaz kılmadım. Ya da bu yaşıma kadar şu günah bana eşlik etti. Aynı ciddiyetle, aynı bir muhasebeci titizliğiyle oturup bunu yazıp, gerçekten samimane bununla yüzleşmemiz mi gerekiyor? Kesinlikle yüzleşmemiz gerekiyor. İlişki kurmamız çok önemli. Bu dönem belki en çok yitirdiğim şey ilişki kurmak. Ama bu ilişkiyi sadece insanla değil, kainatla da kurmak gerekiyor. Zamanla da kurmak gerekiyor, mekanla da kurmak gerekiyor, coğrafyada kurmak gerekiyor. Şimdi öyle bir şey ki bizim kültürümüz, bizim inancımız canlı cansız, her varlığa var ise ihtiram duyar, hürmet eder, onun hakkını, hukukunu gözetir. Onunla bir ilişki kurmaya çalışır. Eşyayla ilişki kuran bir kültürden geliyoruz biz. Bırakın insanı, bırakın hayvanı, bırakın canlıyı. Şu anda o ilişki ranjı, çeşitliliği, spektrumu o kadar daraldı ki insanla bile makinayla ilişki kurar gibi ilişki kurmaya başladık. Çünkü büyük oranda makina ile muhatap oluyoruz. Bana geçen senelerde bir danışan gelmişti, bilgisayar mühendisi, yazılımcı, yazılım yapıyor. Diyor ki, hocam diyor ben bir türlü evlenemiyorum. Nasıl yani dedim evlenemiyorsun? Ya dedi nişanlanıyorum yürümüyor. Biraz nişanlı kalıyoruz, tanışıyoruz tamam beğendik, nişanlanıyoruz, ayrılıyoruz. Başka biriyle nişanlanıyorum, ayrılıyorum. Bende bir problem var, ben bunu anladım diyor. Bu kadar insanda problem olamaz. Konuştuk biraz, problem şu çıktı. Diyor ki, benim diyor, griliğe tahammülüm yok. Sıfır mı bir mi diyor. Yazılımcı ya. Arası sıfır mı bir mi? Arası yok. Soru soruyorum diyor. Evet mi hayır mı? Belki diyor. Belki ne demek diyor. Şimdi hanımefendiler dedi öyle evet hayır yok. Belki evet. Çok var. Evet. Gri alan çok var. Belirsizlik çok var. Öyle kesin insan hayatı öyle gerçi. Evet. Dünya böyle bir yer. Ama makinayla muhatap ola ola beyin insanla da o şekilde ilişki kurmaya alışmaya başlıyor. O yüzden bir doktor dostumuz var diyor ki ben diyor ihtiyaç için 5 dakika çıkayım lavaboya diyor. Hastalar ortalığı birbirine katıyor. Sistem bozuk deseniz 3 saat bekliyorlar diyor. Çok doğru bir tespit. Kimse gık diyemiyor. Sistem çöktü diyorlar. Sistem çöktü tabii. Ama doktor çöktü yok öyle bir şey. Doktor lavaboya gitti yok öyle bir şey. Birbirimize tahammülümüz bu anlamda az. Birbirimizden makinalık bekliyoruz. Makina gibi performans göstersin. Eşimizden, dostumuzdan, arkadaşımızdan vesaire. Bu noktada benim acizane kanaatim şu, bizi kurtaracak olan şey ilişkilerimizi genişletmek, ranjı çoğaltmak, insanla insan gibi, hayvanla, bitkiyle, eşyayla, kainatla, zamanla. Mesela bana geçen gün bir telefon açtılar. Hocam dediler, bize zaman yönetimi konusunda seminer verir misiniz? Vermem dedim. Niye dediler? Zaman yönetilecek bir şey değil, zamanı sahibi biz değiliz ki dedim. Harika. Yani zamanın sahibi ben olsam yöneteyim yani. Harika. Ama zamanın sahibi ben değilim. Hatta itikadi bir soruna bile dönüşebilir yani. Aynen öyle evet. Yani bu bir duruş problemi. Evet. Yani hayata, hayatın içindekilere bakış problemi bu. Zamanın sahibi ben mi kimi yöneteyim yani? Nasıl yöneteceğim? Dediler siz ne anlatırsınız? Ben dedim zamanla nasıl dost oluruz? Zamanla harika. Nasıl ilişki arkadaş oluruz? Onu şey yapabilirim, anlatabilirim. Zamanın hukukunu nasıl koruruz? Zaman hukukunu korurken neye dikkat ederiz onu anlatabilirim. Ama zaman yönetimi bence hadsizliktir, cüretkarlıktır dedim. Biz düşünelim dediler. Başkasından zaman yönetimi semineri aldılar. Yine aldılar yani. Aldılar. Sağlık olsun. Ama olsun siz de en azından tefekküre bir kapı açmışsınız. İnşallah. Yani. Evet. İnşallah. Hoyratça harcıyoruz değil mi zamanı hocam? Yani... Zamanı hoyrat, ömrümüzü hoyratça harcıyoruz. Yani bize emanet edilmiş bir hayat var. Bu hayatı değerlendirmek imkanımız kısmen bizim elimizde. O kısmen elimizde olan zamanın bile farkında değiliz maalesef. Bir de mesela şey diyorlar, ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Ya çolukla çocukla oturuyoruz diyor mesela. Evet. Halbuki çolukla çocukla vakit geçirmek aslında bir şey yapmaktır. Evet. Dolayısıyla ne kıymetli
ne kıymetli değil, bunu da doğru kodlayamıyoruz zihnimizde demek ki. Yani aileyle vakit geçirmeyi bir vakit kaybı tabii. Ya da hiçbir şey yapmıyor olarak değerlendirmek, ailenin niye buraya geldiği, günümüzde ne noktalara geldiği sorusunun en doğru cevabı aslında i̇şte belki. İşte o en büyük meselemiz Bekir abi, benim gördüğüm, kemiyetle büyük imtihanımız var. Yani faaliyet olarak da çok faaliyet yapmak lazım ki bir şey olduğu olacak. Nurettin Topçu merhum, Allah rahmet eylesin, Çamlıca Tepesi'ne çıkarmış sabah. Sabahleyin sürüsünü götüren, koyunlarını götüren çoban, o zamanlar çobanlar falan varmış, onu görürmüş güneş doğarken. Akşam güneş batarken yine aynı noktada, aynı şekilde görürmüş. O saatten o saate tefekkür edermiş. Ve bunu, bugün hiçbir şey yapmadım, zaman kaybettim, boş boş oturdum gibi düşünmüyor. Hayatındaki en önemli anlar olarak düşünüyor ki bizim kültürümüzde de bir dakikalık tefekkür bin yıllık ibadete bedel. Tefekkür çok kıymetli bir şey. Ama biz illa görünür, tutulur, ölçülür bir şey yapmakla anlamlandırmaya çalışıyoruz hayatımızı. O zaman da çoğaltmak peşine koşuyoruz. Halbuki çoğaltmakta insan zehirleniyor. Tekâsür suresi de onu anlatıyor ya, çokluk içinde kayboldunuz. O yüzden ben ısrarla şunu iddia ediyorum. Diyorum ki bir, çok insanı az tanıyacağımıza az insanı çok tanıyalım. Çok güzel. Çok işi az yapacağımıza az işi çok yapalım. Çok şeyi az bileceğimize az şeyi çok bilelim. Çok şeyi az isteyeceğimize az şeyi çok isteyelim. Böyle olursa hayatımız toparlanacak geliyor bana. Şimdi anlatıyorsunuz, neredeyse benim karakterimin tam zıttıdır. Mesela 6-7 enstrümana heves ettim, hiçbirini düzgün çalamam. Olmaz. Ama hepsini vasat çalarım. Hı-hı. Ama birinde ustalaşamadım. Mesela okumalar yapıyorum, okumalarım da öyle. Şimdi söylerken sürekli kendime vuruyorum. Yaptığım okumalarda çok farklı okumalar yapıyorum ama bir alanda derinleştim. Sadece belki üniversite eğitimini aldığım alanda yani. Bu sefer ne oluyor? Çok bölünmenin ne zararı var? Abi, ihsan kıvamını kaybedebiliyoruz. Nasıl mesela? İhsan kıvamı, şimdi bir kere ölçümüz şu, Allah güzeldir, güzeli sever. Hı hı. Ve bu Allah güzeldir, güzeli sever ölçüsünden hareketle bizim ecdadımız, İslam kültürü boyunca, İslam tarihi boyunca gelen bütün büyüklerimiz yaptığını ihsanla en güzel şekilde yapmaya çalışmışlar. Hı hı. Şimdi geçenlerde tarihi bir caminin yanından geçiyorum. Bir tane ara kapı. Kapı, başka hiçbir numarası yok. Üzeri dümdüz duvar ama o kapının üzerine bir süsleme koymuş, boş bırakmamış orayı. Oraya bir emek vermiş, orayı bir güzelleştirmiş. Yani sadece işlev olarak bakmıyor ecdadımız. Sadece iş görsün diye bakmıyor, sayı olarak bakmıyor, çok yapayım diye bakmıyor. Az yapayım, güzel yapayım, ihsan kıvamında yapayım ve o ihsan kıvamı işi bereketlendiriyor. Yani insan, bakıyorsunuz bir adam var, yüzlerce kitap yazmış, bir tanesi kalmıyor. Ötekisi bir kitap yazmış, yüzyıllarca yıl kalıyor. Ya da Yunus Emre gibi hiç kitap yazmamış ama... Ama herkesin dilinde. Herkesin dilinde. O yüzden ihsan kıvamını kaybetmek söz konusu olabiliyor. Ama şu da var, benim acizane kanaatim, orada da çok kaybolabiliyoruz. Şimdi hoca malum sazı almış, parmağını sabitlemiş, çalıyor. Ses de çok kötü çıkıyor. Evet. Diyorlar ki, dayanamıyorlar size. Hoca diyorlar, millet böyle yapıyor, sen sabit diyorsun, sen de böyle yap. Diyor ki, onlar arıyor, ben buldum. Şimdi insan kabiliyetini arar. Aramasında hiç problem yoktur. Maalesef çocuklar böyle yaptıklarında anne baba, maymun iştahlı bizim çocuğumuz diyor. Halbuki maymun iştahı değildir. Çocuğu bir yere vermişsinizdir, bakmıştır, beğenmemiştir, yok demiştir, başka bir yere geçmiştir. Oraya deniyor, anahtarları deniyor, hangi anahtar açacak? O yüzden insanın kendine karşı da sabrı olması lazım. Yolunu bulana kadar, yatağını bulana kadar, güzel bir şekilde, coşkun bir şekilde akana kadar denemekte hiç problem yok. Müzik aleti denersiniz, yazmayı denersiniz, her şeyi deneyebilirsiniz. Ondan sonra kıvamı bulduğunuzda, yatağı bulduğunuzda coşkun bir nehir gibi akarsınız. Yeter ki aramaktan vazgeçmeyin. Ama biz bu aramayı çok erken yaşlarda bekliyoruz. Ben şimdi üniversiteyi bitirdim. Yüksek lisansa gittim Avustralya'ya. Heyecanlıyım, yüksek lisansa başlayayım. 24 yaşındayım. Girdim sınıfa. Sınıfta böyle bir yaşlılar heyeti.
Dediler ki bana, burası dediler yüksek lisans sınıfı. Hı hı. Dedim ben de yüksek lisansa geldim. Niye bu kadar genç geldin dediler. Dedim iyi bir şey değil mi? Yok dediler, iyi bir şey değil. Niye dedim? Dediler ki lisansla öğrenirsin, hayatta öğrendiklerini test edersin, eksiklerini tamamlamak için yüksek lisans yaparsın. Sen daha öğrendiklerini test etmemişsin ki. İyi bir tespit ha. Çok güzel bir tespit. Şimdi bizde maalesef çok genç profesör oldu. Çok genç profesör olmak bu anlamda çok iyi bir şey olmayabilir aslında. Bir o tarafından bakmak lazım olayı. Evet. Hayat bir test etmek istiyor. Yavaş yavaş kıvamında akmak istiyor. Aceleyle akmak değil. Ya da yüksek lisansını yaparken hani tam olarak hangi ana başlığa odaklanacaksın? Sen konu baştan bunu neye odaklanmak istediğinizi, nerede derinleşmek istediğinizi tecrübe etmeye fırsatınız olmadan... Eksiğinizi bilmiyorsunuz ki tamamlayasınız. Aynen. Diyor ya büyükler, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz i̇rfan diyorlar. Olmaz. Noksanı öğreneceğiz önce hayatta, onu tamamlamak için yüksek lisans, doktora neyse yapacağız. Şimdi bu anlamda biz biraz acele ediyoruz. Büyükler derler ki, ruhun buluğu yaşı 40'tır. Vay be. Ruhun buluğu yaşı 40. 40 yaşından önce hiç kimseye peygamberlik verilmemiş Hazreti İsa hariç. İsa Aleyhisselam hariç. Herkes 40 yaşında. Niye? Buluğu yaşına gelmemiş. Henüz olgunluk çağına gelmemiş. Tabii bu şeye referans olmasın yani. Hele bir 40'ı bulalım ondan sonra düzeltirize referans olmasın. Yok 40'a kadar arayacağız. Gece gündüz arayacağız. Evet. 40'ta artık yatağı bulup akma zamanı, eser üretme zamanı ama bu dönem biraz daha gecikebilir. Çünkü bu dönem her şey gecikiyor ya malum. İşte 30 yaşında insan daha hayata yeni başlıyor falan. Bu dönem 50'yi de bulabilir ama benim aklımda hep Halil Nalcık Hoca var. Allah rahmet eylesin. Gani rahmet eylesin. 97 yaşında röportaja gidiyorlar. Diyor ki Allah'tan 3 sene daha ömür diliyorum. Önümde 3 tane proje var onları bitireyim diyor. Hakikaten de 3 sene daha yaşadı. O projeyi de bitirdi Allah-u Alem. Diyor ki çalışmalarımın %70'ini mi diyor yanlış söylemiş olmam ama büyük çoğu 3'te 2'sinden fazlasını 60 yaşından sonra yazdım diyor. İyice demlenmiş demek. İyice ya. Demlenmiş tabii. Yani kıvamını bulmuş, yatağını bulmuş, akmış ondan sonra hoca. Mimar Sinan da öyle. Mimar Sinan Selimiye'yi yaptığında 80'li yaşlarda. Evet. Yani 80 yaşında şimdi merdiven çıkamıyoruz. 60-70 yaşında merdiven çıkamaz hale geliyoruz. Mimar Sinan bayağı bir inşaatta çalışmış gece gündüz. Serdar Kuzuloğlu'nun öyle bir konuşmasına rastlamıştım. Sen diyor 17'sinde 18'inde üniversiteye gireceksin, 22'sinde üniversiteden mezun olmak istiyorsun, 23'ünde şirket yazıp CEO diye kart koyuyorsun önüme diyor. Seni diyor biz 23'ünde diyor bir CEO olması için bir insanın kaç yıl ticarette geçirmesi lazım, altında kaç adamın çalışması lazım. Sen bunun farkında mısın? 23'ünde seni CEO yapan hayat biz senin CEO olduğunu kabul eder, hepimiz sana CEO dersek... 40'ında biz sana ne diyeceğiz? Senin tabii. Mehdi olup diyor Edirne'den ya, içeriye girmen ne lazım. Güzel söylemiş. Yoksa seni tabii. Nasıl tatmin edeceğiz tabii biz diyor ki. Yani. Tabii çok ki. Kıymetli öyledir. Bir tespit yani. Kainatın acelesi yok. Ritminde akıyor. O ritme ne kadar ayak uydurursak, acele etmeden, sükunetle hareket edersek o kadar biz de kıvamımızı bulacağız. Ama acele eder ve ritmi bozarsak kainatın ritmini hayat boyu bırak başı bozuk saatler nasıl işlerse işlesin diyor ya şair. Hı-hı. Saatimiz bozulacak, başı bozuk hale geleceğiz. Bir türlü de tatmin olmayacağız. Yaptığımız işten de tatmin olmayacağız. Şimdi Nasreddin Hoca kar helvası yapmış. Demişler ki, hocam demişler kardan helva olur mu? Ben de beğenmedim zaten demiş. Şimdi hayat boyu baktığımızda hayatımızdan biz de mutlu olmayacağız. Erik Erikson diye bir adam vardır, gelişim kuramcısı. Hmm. Diyor ki hayatın sonunda insan iki sorudan bir tanesini, iki taraftan birine geçer diyor. Ya diyor çok huzurlu bir şekilde ölümü bekler diyor, hayatla barışıktır diyor, ölümle de barışıktır diyor. Geçmişe dönüp baktığında içi rahattır diyor. Ya da diyor ölüme hazır olmadan, hayatından razı olmadan, huzursuzluk içinde, tatminsizlik içinde huysuz bir şekilde yaşar diyor. Hmm. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Bu o huzursuzluğun ifadesidir tabii, değil mi? Gitti, kaybolmuş yıllar çünkü. Evet. Ve ondan sonra da işte diyorlar ya, ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur, geçti gitti dünyadan dayansın ehli kubur diyorlar. Aynen öyle. Allah saklasın öyle huzursuz bir insan olabilir. Halbuki hayatın ritmine göre yaşasa, kıvamını arasa, kanalını arasa, yatağını bulsa, ondan sonra da oradan sessizce aksa, o insandan herkes razı olacak, kendi de razı olacak. Demek ki burada yavaşlamak çok kıymetli. Kıymetli Kemal Sayar'ın böyle bir kitabı evet. vardı, Yavaşla diye. Evet.
Bakıyorsun şimdi mesela yola, biz şimdi otobanları falan çok matah şeyler, çok güzel hizmetler diye tanımlıyoruz ama ben kitabımda bunu kaleme almaya çalışmıştım. Siz yol gidiyorsunuz, yolculuk yapmıyorsunuz demiştim. Doğru. Çünkü yolculuk yoldan haberdar olmaktır. Hani öncesinde bir yola çıkarılırdı, mutlaka köylerin içerisinden falan geçerdi bizim yollarımız. Tabii. Yani çocuğun tuvalet ihtiyacı olurdu, namaza dururduk vesaire. Bir köyün içinde dururduk, hanım çocuklar orada bir şey yaparken sen kahvede bir çay içer, en azından bir selamlaşırdın. Tabii. Ne ekmişler, ne biçmişler, mahsulden memnunlar mı, bir cenaze çıkmış mı, var mı bir sıkıntı? Gittiğin yoldan haberdar olurdun. Şu an ısısı ayarlanmış, içeride evet. polen filtresi olan, hatta kokuları bile ayarlanmış her şeyi. Hatta hızı da sabitlemişsin saatte 120 ile gideceğim diye. Ondan sonra diyorsun ki işte, ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurmuştur, yolculuk şifadır. Acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif buyurduğu yolculuk, bugün otobanlarda yaptığımız yolculuk mu? Seyahat o seyahat mi? Ya da bu bir seyahat mi? Ya. Yani tam olarak neyi anlıyoruz bundan? Bunları tekrar ve tekrar, yeniden ve yeniden zihnimizde kodlamamız gerekiyor. İşte tebdili mekanda ferahlık vardır diyor. Gidiyor 60-70 bin TL'ye mobilyaları değiştiriyor. Henüz eskimemiş mobilyalar için yapıyor bunu. O zaman bu bir tebdili mekan değil, bu bir israfı mekan. Mekanı israf ediyorsun. O zaman bütün bize yönelikte aslında insan bir yerde de bir haylazlık yapmak istiyorsa uygun argümanı da buluyor buna değil mi? İnsan bahanesini bulur. Yani. Şeytanın bile bahanesi var. Şeytan bile bahane bulmuş Allah'a isyan etmeye. Şimdi benim gördüğüm bu zaman yönetimindeki gibi abi her şeyi öngörmek istiyoruz, yönetmek istiyoruz. Halbuki insan diyorlar ya İslam'ın 5 şartı var, 6.sı olsa haddini bilmek olacak. İnsan haddini bilecek, her şeyi yönetemezsiniz. Bu anlamda bu hızdan bahsettiniz ya, 17. yüzyılda zannediyorum bu ilk trenler, buharlı trenler çıktığında 30-40 kilometre yapıyormuş. Bir yazar görmüş 30-40 kilometre yapan treni, demiş ki eyvah, insanda mekan duygusu kayboldu demiş. Ne demiş efendim? İnsanda mekan duygusu kayboldu. Ay. Yani 30-40 kilometre hızla gittiğinizde mekan algınız kaybolur. Mekanı fark edemezsiniz, ben neredeyim, etrafımda ne var? Onu yitirirsiniz diyor. Hı hı. Nerede kaldı ki 200 kilometreyle falan gittiğinizde? Jetlag dediğimiz şey bu aslında. Biz onu sadece uykusuzluğa veriyoruz. Hani buradan Japonya'ya uçtuğunda uyku düzenin bozulur. Ne uyku düzeni bozulur? Ruh düzenin bozuluyor. Tabii. Her şeyin bozuluyor. Tabii. Şimdi biz bunu hani böyle çok güzel otoyollar yapılıyor, saatte 400 kilometre hızla giden trenler diyoruz ama bakalım hani modern insan zihnimizin tatmin olduğu, mutlu olduğu kadar acaba ruhumuz da bu durumdan hoşnut mu yani değil mi? Biz bu kadar hızlı gitmek istiyor muyuz? Allah bu kadar hızlı gidelim diye mi yarattı bizi yani? Şimdi şöyle bir şey var abi. Bizim kültürümüzde çok güzel bir söz var. Diyor ki dost bağına bahanesiz girilmez. Hı hı. İnsan bir bahane arıyor her şey için. İlişki kurmak, sohbet başlatmak, tanışmak, tanımak için. Hı hı. Bu noktada geçen senelerde Kanada'da çok ilginç bir şey oldu. Olan şu, belediye havalimanı bölgesinde oturan evlere, biliyorsunuz o taraflarda biraz daha evler bahçeli, hı hı. bahçede de çamaşır asma aracı var. Böyle direk etrafında çamaşırlık dönüyor rüzgarla beraber, çamaşırlar kuruyor. Hı hı. Onlar kötü görüntü yapıyor havalimanından şehre giren turistlere, yabancı misafirlere. Şehrimiz güzel gözüksün, onları kaldıralım, herkese kurutma makinesi zorunluluğu getirelim dediler. Hı hı. Belediye meclisinde bu konuşuluyor. Bir meclis üyesi kalkıyor, itiraz ediyor. Diyor ki bu kabul edilemez. Tamam görüntü kirliliği var diyorsunuz ama onlar sayesinde biz komşumuzla tesadüfi karşılaşmalar yaşıyoruz. Nasıl? Çamaşır asmaya çıkıyorum. Ha, yandaki. O da çamaşır asmaya çıkıyor. O sırada laflıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, tanışıyoruz, ilişki kuruyoruz. Onlar da olmasa ilişki kuramayacağız diyor. Eyvallah, çok güzel. İşte biz de bu sesle beraber yemekle ilişki ve iletişim kuruyoruz efendim. Gaziantep için iftar vakti. Bize biraz müsaade edin. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما فسوف يعلمون أولم صدق الله العظيم.
Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Yeniden hoş sefa geldiniz efendim. İnşallah İstanbul iftarına kadar yolculuğumuza, sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada çok kıymetli hafız kardeşimiz Mücahit Karabağ, henüz 13 yaşında kendisi, Ankebut suresi 63 ila 69. ayet-i kerimeleri okudu. Kendisini tebrik ediyoruz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah ebeden razı olsun. Hem kendisinden hem kendisini yetiştirenlerden. Peki hocam, nasıl hissediyorsunuz iftarınızı açtıktan sonra? Nasıl Şükür, bir hal oluyor sizde? Vazifeyi yaptık, bir huzur oluyor. Değil mi? Şeyin, zamanın bir ruhu var. Bu bir arkadaş demişti, ya Ramazan'da sanki şey başka, gün başka, zaman başka, her yer renk başka diye. Hı hı. Ben de demiştim ki, geçen bir yerde okudum, birisi yazmış, diyor ki, Mevlid'deki tavuk pilavlar her zaman normalden daha lezzetli olur, ateistler bunu açıklasın diye. Çok güzelmiş. Selim Gündüz Alp abi vardı, tanıştınız mı abi? Ben bilirim de tanışmadık, nasip olmadı. Çok kıymetli biriydi. Az önce siz anlatırken insanın insanla ilişkisi, insanın tabiatla ilişkisi, insanın eşyayla dahi ilişkisi var demişti. Derken gönlüme o düştü. Onun çiçekleri vardı. Hmm. Evine Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Amin. Böyle girişte kısa bir yol vardı ve etrafı böyle kubbeli gibi çiçeklerde sarmış. Orada şey diyordu, benim çiçeklerim var diyordu. Ben onlarla konuşurum diyordu. Günaydın, sen ne kadar güzel açmışsın bugün. Allah seni ne güzel yaratmış. Bak aynı zamana denk geldik, elhamdülillah diye severdim. Hatta komşusuyla bir iletişiminden bahsetmişti. Yaşlı bir hanımefendi komşuları varmış. Ben demiş o hanımefendiye, her buradan geçerken sizin halinizi, ahvalinizi merak ediyorum. İyi misiniz, bir şeye ihtiyacınız var mı? Aramızda bir şifre belirleyelim. Ben sizin iyi olduğunuzu anlayayım demiş. Sonra oturmuş kafa yormuşlar komşusuyla. O hanım teyze bir zambak gibi bir çiçek. İşte o saksıyı ben balkona koyuyorsam, güneşteyse bil ki ben iyiyim, beni merak etme. Saksıyı göremediğin zaman gelip benim halimi hatırımı sorabilirsin. Demek ki sabah kalkmaya mecalim olmamış, onu muhtemelen hastayım gibi böyle iletişim varmış. Bu aslında inanılmaz bir zenginlik. Tabii. Ve az önce de sizin ifade buyurduğunuz gibi artık her şeyi çok hızlı yaptığımız için, her şey çok hızlı aktığı için hayatımızda biz bunu ıskaladık. Gerçekten yavaşlamaya ihtiyacımız var değil mi hocam? Yani bu keyfiyete biraz yoğunlaşmamız lazım. Niteliğe. Niteliğe yoğunlaşmamız lazım. Dün bir tane kardeşimiz beni aradı. Yeni bir psikolog kardeşimiz. Çok da akıllı, çok güzel, zihni çok güzel çalışıyor ve çok ahlaklı bir insan, çok iyi bir insan. Hı hı. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi biraz farklı insanlarla tanışmak istiyorum alandaki. Olur dedim. 2-3 kişi var, ortak dostumuz. Bunlarla tanışmakta fayda var dedim. Gitti onlarla tanıştı sağ olsun. Sonra dedi ki, hocam dedi biraz daha isim verseniz bana, onlarla da tanışsam. Bir dakika dedim, bir dakika. Orada dur. Orada dur. Network dedi. Dedim network kelimesini kullanma. Niye network kelimesini kullanma? Çünkü network ne? Tanışayım, hı-hı, irtibatta olalım, lazım olduğunda kullanalım anlamına geliyor. Benim bir dostum var, Avustralya'da doğmuş büyümüş, İstanbul'a geldi, ağırladım, ikram ettim falan. Türkiye kökenli ama orada doğduğu büyüdüğü için zihin öyle çalışıyor biraz. Şimdi ağırladık, bizim kültürümüzde karşılıksız ağırlama, ikram vardır. Ağırladık, ikram ettik falan, ayrılacağız. Dedi ki, ya dedi çok teşekkürler dedi, benim dedi kuzenim var dedi, başbakanlıkta üst düzey yönetici dedi, o zaman başbakanlık vardı. Seni dedi tanıştırayım, network yaparsınız, lazım olur dedi. Dedim ki, abi yok. Yani tanışırız, olur ama network olsun, işime yarar, lazım olur. Ben bu yüzden insan tanımak istemiyorum dedim. Niye dedi, network iyi bir şey değil mi dedi. Dedi, network iyi bir şey değil. İhtiyaç anında lazım olur diye insan biriktirilmez. Evet. İşim düştüğünde, başım sıkıştığında ararım diye insan biriktirilmez. Dostum, arkadaşım, ahbabım,
ona karşı sorumluluğum var diye insanla tanışırsanız tanışırsınız. Bu kardeşimize de onu söyledim. Dedim ki bak seni üç kişiyle tanıştırdım. Sen dedim sayıyı arttıracağına onlarla ilişkiyi derinleştir. Hı hı. Onlardan haberdar ol. Bir tane Şeyh Efendi, yakın zamanlarda rahmetli rahmana kavuşmuş bir Şeyh Efendi, kendisine yeni mürit geldiğinde dermiş ki benim 40 müridim var, onlarla ancak ilgilenebiliyorum, yenisini alamıyorum. Hı. Birisinin ölmesini bekleyeceksin dermiş. Niye? Çünkü gecesinden, gündüzünden, hastalığından, sevincinden, her şeyinden haberim olacak. O kadar takip edebiliyorum. 40 kişinin gece gündüz her şeyinden haberdarım. Sevincini de paylaşıyorum, üzüntüsünü de paylaşıyorum. Bir derdi olduğunda da koşuyorum, bir sevinci olduğunda da vazifemi yapıyorum. Bu böyle bir şey. Şu anda bizler yakın çevremizde takip edebileceğimiz, alışveriş yapabileceğimiz, bir şey alabileceğimiz ya da bir şey verebileceğimiz insanlara emek vermediğimiz için oradaki kazançlarımızı kaybediyoruz. Hmm. Şimdi yuvarlak konuştum, biraz net konuşayım. Hmm. Şimdi bizim hayatımızda hiçbir önemi olmayan, varlığımızdan hiçbir şekilde haberi olmayan ve olmayacak olan insanları takip ediyoruz. Sosyal medyadan takip ediyoruz, haber bültenlerinden takip ediyoruz, dizilerden takip ediyoruz. Hiçbir şekilde hayatımıza değmesi, karşılaşmamız mümkün değil. Mümkün olsa bile ilişki derinde. Hayatımızda yok yani o insan. Ama biz gecesi gündüzünü takip ediyoruz. Ne yapmış, ne etmiş, ne demiş vesaire. Ama orayı takip ettiğimiz için gün 24 saat algı kapasitesi belli, dikkat kapasitesi belli. Orayı takip ettiğimiz için burada esas hayatımızda önemli olan insanlardan kaçırıyoruz. Hı hı. Oyundan sonra da şikayet ediyoruz. İşte insanın evladı bile şöyle, eşi bile böyle, arkadaşı bile böyle ama emek vermedin ki, ona bir yatırım yapmadın ki, ona bir vakit ayırmadın ki, ona bir özenmedin ki. Bizim dilimizde çok güzel bir söz var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bunu genelde fiziki şeyler için düşünüyoruz. Hı hı. Ama bu ilişkilerimiz için de geçerlidir, hayatımız için de geçerlidir. İlişkilerimize de bakarsak bağ olur, çok güzel olur. Bakmazsak dağ gibi olur, hiçbir işe yaramaz. Hı hı. Hayatımız için de öyle. İsmet Özel diyor ya, yaşamak umurumdadır diyor. Çok okkalı bir söz bu. Evet. Yaşamayı umursamak lazım. Ona da emek vermek gerekiyor, bakmak gerekiyor, itina göstermek gerekiyor. İtina ile yaşamaya gayret etmek gerekiyor. Aynen. Aynı hissi ben de merak etmiştim. Geçenlerde Sezai Karakoç merhumun bir sözünü okuduğumda. Allah rahmet eylesin. Diyor ki, İslam bir sevinçti, kaplardı ya yüreğimizi, içimizi diyor. Onu okuduktan sonra birazcık durdum. Dedim, acaba benim de içimi kaplıyor mu ya? Yani bir mutluluk vesilesi mi benim için? Yoksa daha çok zahmeti mi çağrıştırıyor? Ya da mahrumiyeti mi çağrıştırıyor? Acaba hangi duygu, hangi motivasyonla yazdı Üstad bunu? Yani mesela şimdi sesli kitaplar var, yollarda okuyoruz. Bazen bir kitabı tekrar okuduğumuzda yeniden başka bir pencere açılıyor. Hı hı. Ya da bir kitabı bugün okuyorsunuz, 10 yıl boyunca farklı okumalar yapıyorsunuz. 10 yıl sonra tekrar dönüp aynı kitabı okuduğunuzda yeni kapıların, yeni pencerelerin açıldığına şahitlik ediyoruz. Yeni birikimlerimizle. Aslında bu insan ilişkilerinde de böyle değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Mesela zihnimizde, kafamızda birini bir yere koyuyoruz. Onunla ilgili karar veriyoruz, kilitleri kilitliyoruz, kapıları kapatıyoruz ve o hüküm öyle kalıyor. Bir Allah dostuna soruyorlar, yeryüzünde en sevdiğiniz kimdir diye. O da diyor ki, terzimdir. Hmm. Neden diyor, etrafınızda bu kadar kıymetli alimler varken terziniz? Çünkü diyor, onlar benimle alakalı bir fikir sahibi olduklarında o kanaatle benimle ilişkiye devam ederler. Oysa terzim, benim 40 yıllık terzim olmasına rağmen her gittiğimde yeniden ölçümü alır diyor. Evet. Yeniden ölçer, öyle, biçer öyle. Ve ona göre diker. Dolayısıyla bu hani bir an önce hüküm verme, kanaat sahibi olma aslında bu hızlı yaşamanın bir ürünü değil mi? Kafa yormayayım, bir an önce bir hüküm vereyim onunla alakalı, işe yarar ya da yaramaz adam diye. Konfor alanın bozulmasın, emek etmeyeyim. Şimdi şöyle, Nobel ödüllü bir yazar var, diyor ki bıraktığın yerde olabilirim ama bıraktığın gibi değilim diyor. Çok güzel, nefis. Şimdi bıraktığımız yerde insanlar ama devamlı değişiyor, şurası durmuyor, devamlı yeniden şekilleniyor. İnsan yaşadıkça, yaşlandıkça başka bir insan haline geliyor ama
çok fazla insan olduğunda her şeyin derinine inemiyorsunuz. Evet. O zaman ne oluyor? Daha hızlı karar vermeniz lazım. O zaman da emek vermiyorsunuz. İşe yarar, yaramaz, olur, olmaz. Niye? Çok insan var. Ama az insan olsa daha bir emek vermek mümkün olacak. O yüzden işte çok insanı az tanımak yerine az insanı çok tanıyalım diyorum. Şimdi baktığımızda insanlar Amerika'dan birinin biyografisini okuyorlar. Veya bir şarkıcının hayatına çalışıyorlar ya da tarihi bir şahsiyeti A'dan Z'ye öğreniyorlar. Ama aynı insana babasının hikayesini anlattırsak ya da dedesini biraz konuştursak, deden nasıl bir insandı, nereden geldi, nereye gitti, nasıl bir gençlik yaşadı, ne öğrendi hayattan, ne çıkardı diye. Maalesef çok bir şey çıkmıyor. Çünkü Amerika'daki bir siyasetçiyi tanıdığımız kadar, Avrupa'daki bir artisti tanıdığımız kadar, Çin'deki bir şarkıcıyı tanıdığımız kadar, Kore'deki belki, anne babamızı tanımıyoruz. O kadar kulak gönül vermemişiz. Halbuki baktığımızda bu topraklarda bundan 50-100 yıl önce iki tane bir kurtuluş savaşı olmuş, bir dünya savaşı olmuş. Bir dünya savaşına şahitlik etmiş. Darbeler olmuş, ihtilaller olmuş, kıtlıklar olmuş, açlıklar olmuş. Bu insanlar bunlarla başa çıkmışlar, mücadele vermişler, türlü tecrübe biriktirmişler. Acayip hikayeleri var. Nasıl başa çıkmışlar acaba? Nasıl üstesinden gelmişler? Ne hissetmişler, ne yaşamışlar? Bunlara bir kulak vermemiz ve oradan aşağı öğrenmemiz lazım. Çünkü insan nasıl genetik olarak fiziksel özellikleri alırsa psikolojik güçleri de alabilir. Ve alması daha da kolaydır. O yüzden anne babamıza, dedemize, çevremize, kültürümüze, bulunduğumuz toprağa biraz daha ihtimam göstermemiz lazım ki hayata karşı nasıl duracağımızı daha iyi bir öğrenelim. Ama bunların hepsi bu dönemde en az olan şeyden geçiyor. Ne yazık. Dikkat. Dikkat etmiyoruz. Dikkat vereceğiz. Tam bu noktada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum kıymetli dostlar. Mesela burada Gaziantep'te yaşıyoruz. Her programda neredeyse söylüyorum. Hani Gaziantep demek, lahmacun kebap demek, buranın medeniyet birikimine, kültürüne aslında bir anlamda haksızlık etmek. Biz bunu nazarlarınıza verme adına ve hocamızın da dediği gibi dikkat kesilme adına burada Gaziantep'te Almacı Pazarı denen bir yer var. Daha çok bu pazarda geçmişte elma ve armut satıldığı için Almacı Pazarı kalmış. 250 yıllık bir pazar ve o ahilik geleneğini en iyi yansıtan yerlerden biri. Tarihçi dostumuz Zafer Bilgi bizler için ziyaret etti. Gelin isterseniz bu keyifli yolculuğa biz de eşlik. Aziz dostlar, tarihi Gaziantep sokaklarının arasında geziyoruz, keşfe devam ediyoruz. Medeniyetlerin birikimini gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Aslında yaptığımız şu, bizden öncekilerin bıraktığı izin üzerinden geçmek ve o izi takip etmek. Şu an Hanlar bölgesindeyiz. Almacı pazarının önündeyiz. Burası 250 yıllık dokusu bozulmamış özel bir pazar. Osman döneminden kalma kurutulmuş meyve ve sebzenin, yöresel gıdaların daha çok tüketildiği bir nokta. Burada elma ve armut daha çok satıldığı için Elmacı Han, Almacı Han diye halk dininde Almacı Pazarı olarak kalmış. Hatta önüne bir heykel, elma heykeli konulmuş. Bu elma pazarı niye bu kadar kıymetli? Bir dönem nadide bulunduğu için elma, o yüzden böyle heykellerle burayı göstermeye çalışmışlar. Aslında burası esnafın Osmanlı dönemindeki ahilik kültürünün yansıma noktalarından biri. Daha evvel de bahsetmiştik, ahilik kültürü esnaf kardeşliği anlamına geliyor. Özellikle bu Elmacı Pazarı gibi noktalarda meyve sebze satan loncalar, yani esnaf teşkilatları birbirlerine burada kardeş gibi uhuvvet dediğimiz çizgide muhabbetle, birlik ve beraberlikle bağlılıklarını gösteriyorlar. Yani burada bazen esnaflar kendi aralarında birbirlerine kardeş muamelesi yapar gibi yakın oluyorlar. Bu yakın olma olayına ahi diyoruz. Arapça ahi kardeş demek. Ahilik kültürü de buradaki esnafın kendi arasındaki o muhabbeti, o birlikteliği, uhuvveti anlatıyor bize. İşte Elmacı Han da bu esnaf kültürünün yoğun yaşadığı noktalardan biri. Bu Almacı Pazarı, Elmacı Pazarı bilhassa ölçüye, tartıya riayet etmenin, dürüstçe alışveriş yapmanın, iyi bir tüccarın, Efendimizin, Habib'in olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın
Habibi olduğunu, Efendimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın yanında kıymetli olduğunu anlatan hadislerle buradaki esnaflar bir şekilde kendilerini daha iyi yetiştirmiş oluyorlar. Yani el kasabu Habibullah diye bir hadis-i şerif vardır. Dürüst tüccar, helal lokmasını kazanan tüccar Allah'ın Habibidir. Yani dürüst bir şekilde ticaretinden helal lokmasını kazanan tüccarın burada esnafın övülmesinin söz konusu olduğunu biliyoruz. İşte o 250 yıllık kültürün yaşadığı bir nokta, kurutulmuş sebzelerin satıldığı, yöresel gıda merkezi olarak kabul edilen, aslında Gaziantep yemeklerinin en böyle nadide mekanlardaki yansımalarının karşılığını bu almacı pazarı, elmacı pazarında bulmak mümkün. Ne güzel görüntüler, cıvıl cıvıl misler gibi rengarenk. İnşallah sizin de yolunuz buralara düşerse ziyaret etmenizi öneriyoruz. Şimdi bahsettiğiniz ya, çok fazla insanla az iletişim kuracağımıza az insanla çok iletişim kuralım, derinleşelim diye. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bir hadiseyi size arz etmek isterim hocam. Almanya'dan tanıdığım, akranım sayılabilecek, hatta benden böyle 5-6 yaş daha büyük bir Ali abim var benim. Oğlumun eğitimiyle alakalı yurt dışında ne olur ne olmaz onunla istişare etmemiz vesilesinde benim oğlumla tanıştı. Henüz 19-20 yaşında bir evladım. Onlar çok güzel irtibat kurdular. Sonra oğlum bir ara dedi ki Ali amca beni arıyor, biz görüşüyoruz. Ali amcayla WhatsApp'tan mesajlaşıyoruz. Garipsedim açıkçası, yani oğlumla böyle iletişim kurmasından falan. Sonra bir gün beni aradı. Dedi ki Bekir dedi ya, İBAN hesabını ver de Yiğit'e burs yatıracağım dedi. Dedim Ali abi gerek yok buna, yani öyle maddi bir sıkıntı yaşamıyoruz, daha ihtiyacı olan insanlar var. Hayır dedi, ben senin oğluna burs yatırmak istiyorum dedi. Dedim bunu niye yapmak istiyorsun, bari nedenini anlat, hani tamam ben vereyim. Bekir dedi, ben onunla iyi bir ilişki kurmak istiyorum. Çünkü bu hayattır, hani Anadolu'da çok güzel bir söz vardır, derler ki dağ başına kış gelir, kul başına iş gelir derler. Dedi ki kul başına iş gelir, yarın bir gün başına bir şey gelir ve bu seninle paylaşabileceği bir şey olmayabilir. Tabii. Babasının efsafında bir dostu olsun çok istiyorum. Doğru. Belki seni atlayıp benimle halletmek isteyecektir. Ben onun network'ünde demeyeyim, ben onun yakınında hazırda olayım, ben çözeyim o işi istiyorum dedi. Arkadaşı olayım onun. Dedim ya bu ne kadar kıymetli çok bir şey, önemli. Ne kadar önemli bir şey. Evet. Şimdi hani çocuktur falan diye geçiştirme değil ama niyet bu olunca zannediyorum dostluklarda da bunu önemsemek gerekiyor. Network'üm olsun için bir gün lazım olur. Ya olsun, yine de bir selamı sabaha kesme, gel bir irtibatın olsun için. Kurulan ilişkilerden de zannediyorum Allah bereketi kaldırıyor. Kaldırıyor ve faydası da olmuyor. İşte bakıyorsunuz telefonda binlerce telefon numarası var. Facebook'ta, sosyal medyada dünya kadar adres var. Ama insan gönlü daraldığında, bunaldığında hesapsız bir şekilde kendini anlatabileceği insan bulmakta zorlanıyor. Evet. Şimdi bir hoca efendinin yanındaydım. Anadolu'dan başka bir hoca efendi geldi. Hoş beş vesaire. Sonraki hocam da özel konuşabilir miyiz dedi, Anadolu'dan gelen hoca efendi. Olur dedi ama dedi isterseniz Mehmet kalsın, psikolog belki bir şey söyler dedi o da. Olur dedi. Neyse herkes çıktı, üçümüzüz. Dedi ki Anadolu'dan gelen hoca efendi, ben dedi biliyorsunuz Anadolu'da insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Çok sayıda gence faydalı oldum, okumalarına destek oldum, fakirlerin derdine derman oldum. Çok gencin insanın elinden tuttum. Ama dedi maalesef benim çocuk çok yanlış bir yola doğru gidiyor. Yardım eder misiniz, sizi seviyor dedi. Daha önce ziyaretinize gelmiştik, irtibatımız var, size karşı muhabbeti var. Yardım eder misiniz dedi ama bir yandan da nasıl mahcup ve ağlıyor. Çünkü başı öne eğilmiş biraz o bölgede özellikle çocuğundan yorulmuş. Dolayı. Yorulmuş ve
biraz böyle olumsuz şeyler olmuş. İnsanlar kötü şeyler konuşmuşlar vesaire. Öteki hoca efendi dedi ki, bir şartla yardım ederim dedi. İkimiz de böyle baktık, ne şart koşacak diye. Dedi ki, benim çocuğum 7 yaşında büyüdüğünde sen de onun elinden tutacaksın dedi. Çok güzel. Çok güzel. Nefis. Harikulade. Çünkü insan oğlunun ayrı ayrı kanalları var. Babadan aldığı kanal başka, baba dostundan aldığı kanal başka. Ama baba dostuna ihtiyacı var. Evet. Şimdi önceden 1970'li yıllarda bir çocuk büyürken etrafında 30-40 yetişkinle düzenli ilişki kurarak büyüyormuş. Hasreten mahallelerde. Evet. Ve onlardan kültür öğreniyor, görgü öğreniyor, oturma kalkma adabı öğreniyor, ilişki kurmayı öğreniyor ve en önemlisi gözüküyor, görünme imkanı var. Bu dönemde anne babaya bile görünemiyor çocuk. Yani çocukla anne babanın yüz yüze, göz göze baktığı süre, Amerika'da bir araştırma var, 90'lı yıllarda 15 dakikaymış günde, şu anda 8 dakikaya kadar inmiş bir gün içerisinde göz göze bakarak iletişim, irtibat kurdukları korkunç süre. Bir çok kötü, korkunç. Türkiye'de ne kadardır bilmiyorum ama çok böyle parlak olduğunu düşünmüyorum. Aynı evi paylaşmaktan bahsetmiyorum. Göz göze, göz hemhal göze, olmak böyle. Bütün yüzüyle. Odağıyla. Tabii bütün odağıyla dikkatli bir şekilde dinleyerek, telefona bakmadan dinleyerek irtibat kaç dakika kuruyoruz. O yüzden bu noktada büyük bir sıkıntımız var. Benim çok sevdiğim bir ahbabım var, psikoloji profesörü. Bana bir hikaye anlattı, çok etkilendim Bekir abi. Malatyalı, 1980'lerde üniversite sınavına girmiş. Üniversiteyi psikoloji bölümünü kazanmış ama psikoloji bölümünü bilmiyor doğru düzgün. Esnaf da bilmiyor. Esnaf bunu kenara çekmiş. Demişler ki oğlum, demişler, sen psikoloji diye bir şey kazanmışsın. Nedir bu? Kendini geçindirebilecek misin? Babana yük olma bak. Kendi ayakları üzerinde durabilecek misin demiş. Bu da o zaman internet falan yok. ÖSYM'nin kılavuzunu almış. Bakmış psikolojide ne okunur, sonra ne iş yapar, nasıl kendi mesleğini yapar, para kazanır, ona çalışmış, gitmiş esnafa sunum yapmış. Şimdi burada benim iki şey çok hoşuma gidiyor. İki şey çok hoşuma gidiyor. Bir, esnaf o çocuktan haberdar ve o çocuğu dert ediyor. Ve o çocuğu çekiyor kenara, konuşuyor. O çocuk da demiyor ki size ne? Seni ne ilgilendirir demiyor. Evet. Onlara karşı sorumlu hissediyor kendini. Çünkü bir ilişki var, bir zemin var ve onlara açıklama yapıyor, sunum yapıyor. Böyle ilişkilerden mahrumuz maalesef. Gerçekten. Küreselleşmeyi anlatanlar diyorlar ki, eşyadan yana zengin, insandan yana fakir olduğumuz bir dönemdeyiz diyorlar. Hakikaten insandan yana fakiriz. O yüzden insandan yana zengin nasıl oluruz? Onun peşine düşmek lazım. Derinlikli ilişki nasıl kurarız? Derinlikli bilgiye nasıl sahip oluruz? Yüzeysel bilgi değil. Kemal Sayar Hoca'yla, Allah selamet versin, Amerika'da bir kongreye gittik. Kongrede çok önemli bir konuşma yapılacak. Bekliyoruz. Konuşmacı dedi ki 10 tane gönüllü çıkabilir mi dedi. Çıktı. Onları böyle fısır fısır bir şey konuştular 2 dakika. 2 dakika sonra o 10 tane gönüllü ortak bir şarkı söylediler. Ondan sonra da oturdular. Ondan sonra da onun üzerine bir şey yaptı. Kemal Hoca'ya şunu konuştuk. Ya dedik Türkiye'de bu aktiviteyi yapsak. 10 kişinin ortak olarak söyleyebileceği, başından sonuna bileceği kaç tane şarkı bulabiliriz? Çok iyi bir soru bu. Evet. Bu bir sıkıntı. Yani şarkıların nakaratlarını biliyoruz, adlarını biliyoruz. Belki meşhur birkaç satırını biliyoruz ama baştan sona bildiğimiz kaç tane şarkımız var? Kaç tane böyle derinlikli bilgimiz var kültürümüze dair? Maalesef böyle üstün körü, yüzeysel hayatımız geçiyor. O yüzden bir araya geldiğimizde bakıyorum insanlar birlikteliklerinden bir şey öğrenmiyorlar, beslenmiyorlar evet. Birbirlerinden. Evet. Yani herkes aynı gündemi konuşuyor. Bakıyorum bir araya geliyoruz diye birkaç kişiyle. Birisi diyor ki ya diyor Adana'da trafik kazası olmuş. O da diyor evet evet gördüm ben de haberlerde şöyle olmuş. Ben bunu gördüm bile diyor. Trajik bir video atıyorsunuz çok dramatik mesela. Biz bunları gördük diyor iki gün önce. Az önce anlattığınızı ifade edecek çok güzel bir şeydi. Buyurun efendim. Turgut Yarkent çok kıymetli bir güftekar, şair. Gözümüzün içine bakmıyoruz dediniz ya 8 dakika. Bir arkadaşı geliyor Turgut Yarkent'e. 1972'de zannediyorum hafızam beni yanıltmıyorsa. Diyor ki ben diyor vaktiyle birine çok aşıktım. Çok seviyordum. Onun da edebiyata, şiire temayülü vardı. Çok meraklıydı. Fakat ben
edebiyattan, şiirden anlamam. Çok istedi ben ona belki, bekledi bir şiir yazayım. Hatta söz de vermiştim. Kaç gece oturdum, sabahladım, beceremedim diyor. Şimdi diyor belki başkasıyla evlendi, benim mutlu bir evliliğim var ama bu sözüm havada kalsın istemiyorum. Turgut Yerkent'e diyor ki, sen diyor bu konuda çok kabiliyetli bir insansın. Benim adıma ona bir şiir yazar mısın diyor, en azından sözümü tutmuş olayım. Turgut Yerkent diyor ki, bu çok komik ya, neden böyle bir şey yapayım, tanımıyor etmiyorum. Ya yap işte diyor, sen arkadaş değil miyiz, dost değil mi, bilir misiniz bu hikayeyi? Yok. Dost değil miyiz, yap diyor ya. Tamam diyor, seni kırmamak için bunu kabul ediyorum. Ama o zaman diyor bana o sevdiğin kızla alakalı bir şeyler ver, done ver. Yani işte gözlerine renkli, saçları nasıldı, nelerden hoşlanırdı, teninin rengi, bunu bana anlat diyor. Ona göre bir şeyler karalayayım diyor. O da diyor ki, vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Yani düşünüyorum diyor, ne saçının rengini hatırlıyorum, ne teninin rengini hatırlıyorum. Hatırlamıyorum ama çok iyi biriydi diyor yani, çok seviyordum onu diyor. Siz daha iyi bilirsiniz, hadsizlik etmek istemem derler ya, insan insanda bıraktığı duyguyla hatırlanır, şekliyle hatırlanmaz diye. İşte yaz diyor, ya nasıl şairsin diyor, uydur kitabına falan. Turgut Yerkent merhum oturuyor, uğraşıyor falan, olmuyor. Bir süre sonra yine karşılaşıyorlar arkadaşıyla, o heyecanla diyor ki yazdın mı? Diyor ki vallahi hiçbir şey anlatmadın ki kızla alakalı, ne yazayım diyor yani. Bari bir şey söyle, ya diyor şairsen ne olur yap, ne olur diyor bak. Tamam diyor, bir gece oturuyor Turgut Yerkent, diyor ki kızla alakalı elimde hiçbir veri yok ama arkadaşımı iyi tanıyorum. O zaman arkadaşımın dilinden kıza değil, kızın dilinden arkadaşıma bir şiir yazayım diyor. Arkadaşımın da sözü havada kalmasın ve yazıyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara diye. Zannediyorum 1977'de ya da 78'de Milliyet Gazetesi'nin açtığı bir beste güfte yarışmasında birinci oluyor ve bugüne kadar geliyor bu şarkı bize. Az önce dediniz ya, gözlerimize bakmıyoruz birbirimize. Geçenlerde bir düğüne davetliyken bunu anlattım. İnsanlar nereye bağlayacağımı çok şaşkınlıkla izlediler. Ve dedim ki orada, sizden rica ediyorum, hasreten genç çiftlerden rica ediyorum, lütfen birbirinizin gözlerine daha dikkatli bakın. Çünkü yarın unutuyorsunuz. Evet. Sonra biri çıkıyor bir şiir yazıyor, hepimiz mağdur oluyoruz yani. bizi yakmayın. Lütfen herkes birbirine daha dikkatli baksın diye. Dolayısıyla hani 8 dakikaya indi diyorsunuz. Evet. Göze bakmasam ne olur ki? Çok şey olur. Söz de göze anlatılır. Şu an mesajlaşarak derdimizi anlatamadığımızı çok iyi fark ediyoruz. Bütün insan bütün duygularını 105 tuşluk bir klavyeye emanet edemiyor. Çünkü evet demek var, evet demek var, evet demek var, evetin 50 çeşidi var. Tabii. Karşındaki hangi duyguyla evet dedi ya da hangi duyguyla belki dedi, bunu anlayamıyoruz artık. Tabii. Teknoloji aramıza duvar gibi girdi yani. Bir de duygularımız da köreliyor Bekir abi. Şimdi evet. Bakın hiç bilmeden böyle derinlikli bir şarkı yazabiliyor. Bu nokta bence çok önemli. Yani kendimizi ifade kabiliyetlerini yitiriyoruz. Yaşantımız bir şeye dönüşmesi lazım. Mesela işte Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece şarkısının bir hikayesi var. Aynen, bir şey yaşamış, yazmış, bir rüya görmüş, Sevda yazmış. Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçeri yazan Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tam o kapının önünden geçiyor, millet ağlıyor ya. Evet. Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçer, aşk şarabını içenler diye. Onu görerek yazmış. Ya da hey 15'li 15'li tokat yolları. Vücut tarzı. İkliminin sultanı sensin. Ömrüm seni sevmekte nihayet bulacaktır. Evet. Ya da sakın terk-i edepten, kuy-i mahbubu hüdadır bu. Bunların hepsi esasında çok basit hikayelerden ortaya çıkmış şeyler. Ama asırlarca devam eden ve derinlikli bir esere dönüşmüşler. O yüzden Sait Faik'in çok güzel bir sözü var. Beni çok etkiliyor. Diyor ki, hikayeler onları anlatabilenlerin başından geçer diyor. Aslında herkesin başından hikaye geçer. Demek ki benim o yüzden başıma çok olay. Siz çok güzel anlattığınız için sizin başınızdan geçiyor gözüküyor ama aslında hepimizin başından geçiyor. Evet. Görenedir görene, körenedir körenedir diyor ya. Görenedir hikayeyi görmek meselesi. O yüzden mümkün olduğu kadar şu tecrübemizi bir şeye dönüştürmemiz lazım. Bir şarkı olur, bir şiir olur, bir tebessüm olur.
bir bakış olur. Olur ya, o da olur yani. Evet. Ben sözel kabiliyeti olmayan bir adamım. Estağfurullah, ne münasebet. Örnek çok olarak söylüyorum, estağfurullah. Örnek olarak söyleyeyim, diyelim ki ben sözel kabiliyeti olmayan bir insanım. Şiir yazamadım bu tecrübemden dolayı. Bir tebessüm edelim birine. Evet. Bir sırtını sıvazlayalım. Yani bir şeye dönüşsün duygumuz, duygu genişliğimiz bir şeye dönüşsün. Bir hale dönüşsün. Bir hale dönüşsün. Evet. Mesela bu dönemde benim en çok gördüğüm, sık gördüğüm şeylerden bir tanesi, insanlar bir cenaze dolayısıyla bir dostlarını arayamıyorlar. Ne diyeceğim diye. Ne diyeceksin? Acısını paylaşacaksın. Çok olağanüstü bir şey söylemene gerek yok. Hatta bir şey deme, git sarıl, o da yeter. Elini tut. Elini tut, yanında dur. Hiçbir şey deme, yanında dur. O bile bir şey. Ama o paylaşmayı nasıl yapacağını bilemediğinden aramıyor. Arkadaşına diyor ki, cenazem oldu, beni aramadı, demek bana değer vermiyor. Halbuki öyle değil. İfade etmeyi beceremiyor. Çünkü duygusal anlamda körleşiyoruz her geçen gün. O yüzden ne kadar yaşantımızı duyguya döksek, bir esere bulaştırsak o kadar iyi. Bu anlamda biraz sıkıntımız var. Babam vefat ettiğinde Allah rahmet eylesin. Kapının önüne sandalyeler serilmişti ve ben daha ilkokul 5'e gidiyordum. Çok sevdiğim karşı komşunun çocuğu da benim en yakın arkadaşımdı. Biz cenaze oldu, sabah sandalyelerin önünde oturuyoruz. O da kapıdan çıktı, önlüğü üstünde, çantası, okula gidiyor. Bana durdu, baktı, kafasını çevirdi ve devam etti. Yıllar sonra dedi ki, ben o gün diyecek bir şey bulamadığım için devam ettim. Yoksa ben çok üzülmüştüm senin babanı kaybetmiş olmana dedi. Gerçekten derinlikli dostluk kadar kıymetli hiçbir şey yok. Evet. Saadettin Acar kulakları çınlasın. Allah selamet versin. Onu ziyarete gitmiştim İstanbul'da. Yazıhanesinde oturuyoruz. Artık oturduk, çaylar geldi. Cep telefonunun sesini kısıp kenara koydu. Ve sohbet etmeye başladık. Fakat bu esnada mütemadiyen telefonu çalıyor. Dönüp bakmıyor bile. Telefonu çalıyor. Ya dedim, belki önemli bir şeydir. Baksan mı acaba dedim. Dedi, hayır. Onlar benimle konuşmak için senden daha avantajlı değiller. Sen benimle konuşmak için kalktın buraya kadar geldin. İşini gücünü bıraktın ve bana mesai ayırdın. Ben sen bu kadar zahmete katlanmışken telefondan benimle konuşmak isteyene o zamanı ayırmayacağım dedi yani. Önce senin hakkın. Budur. Eyvallah. Budur. İstanbul için artık peki, vakit gelmiş Allah efendim. Kabul etsin. Sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah gece 4'te TV.net'te yayınlanacak olan programda daha derinlikli, daha böyle güzel bir sohbet ya da bu güzel sohbeti devam ettirme niyetiyle inşallah gece 4'te buluşalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu izlediğiniz programı devam etsin, daha derinlikli bir iletişim kuralım istiyorsanız ne olur kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun, ahiriniz evinizden hayırlı olsun.